sen Allah'tan bulasın. Efendim? Sen ne dedin canım? Sana güveniyorum babacığım. Artık kim beni yıkabilir ki? Kim? Onları buradan çıkaracağım. Sana söz veriyorum. Biliyorum babacığım. Ah canım. Kızım benim. İfademde de beyan ettiğim gibi biz arkadaşları daha önceden tanıyorduk Sayın Hakim. Otobüslerinin sabaha karşı olduğunu, Ankara'ya dönmeden önce bize ziyaret amacıyla uğradıklarını söylediler. Otur. Sen anlat. Arandıklarını bilmiyorduk. Biz sadece onları evimizde misafir ettik. Önceden tanıdığım öğrencilerdi. Merhaba Selma teyze. Merhaba Rıza. Merhaba. Riyacığım biraz dolaşalım mı? Daha çok bekleyeceğiz. Olur ama fazla uzaklaşmayalım, tamam mı? Tamam bir tane. Biz dışarı çıkıyoruz. Hadi siz çıkın. Hadi görüşürüz. Sen de gelir misin? Yok Riyacığım, gelemem. O kadar çok istedi ki kıramadık. Yasemin ve Necdet bırakılmazlarsa büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Bu kadar yükü nasıl kaldıracak bakalım o küçücük omuzları. Sen gel. Biliyor musun? Bu sabah Ahmet'e baba diye hitap etti. Ne diyorsun? Çok mühim bir haber. Nasıl oldu, birdenbire mi? Evet, birdenbire. Ahmet salona girmeden hemen evvel. Ahmet'ciğim nasıl mutlu oldu görmen lazım Rıza. İçeri adeta uçarak girdi. Rüyanın bu zaman zarfında sizde kalması iyi fikirdi Selma. Ahmet'le yakınlaşmalarına sebep oldu. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi. Bu arada Işık evleniyor biliyorsun değil mi? Öyleymiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun da Yaşar'ı sevdiremedik gitti bizim çocuklara. Baksana hallerine. Yüz yüze bakamaz oldular. Aslında çok üzülüyorum bu işe. Belki biraz oluruna bırakmak lazım artık. Çünkü çözümü yok. Fazla zorlama bence. Senin yüzünden geç kaldık. Heh, işte buradalar. Başladı mı mahkeme? Başladı. Yarım saate yakın oldu. Müvekkilim Yasemin Ünsal ve Necdet Aygün'ün aranmakta olan iki öğrenciyi evlerinde misafir etme amaçları Türk konukseverliğinden başka bir şey değildir. O gün evlerinde sakladıkları iddia edilen iki öğrencinin arandıklarını müvekkillerimin bilmesi mümkün değildir. Daha önceden tanıdıkları iki genç otobüsle Ankara'ya gitmeden ziyaret için uğradıklarını söylemişlerdir. Onlar da gayet normal tekliflerini kabul etmekte bir mahsur görmemişlerdir. Bunda şüphe uyandıracak bir durum yoktur. Durum bundan ibarettir. İnşallah bir an evvel sonuçlanır şu dava. Çok endişeliyim. Hoş geldin Güzide. Evde oturup bekleyemedim Lale. Dayanamadım geldim. İnşallah kötü bir şey yapmadım. Durup dururken iş çıkardılar. Hayır, kötü bir şey yapmadın. Gel şöyle duralım. Görüyor musun? Küçücük bir tedbirsizlik ne işler açıyor insanın başına. 2 aydır içerideler. Ya? Artık çok dikkatli olmak lazım, çok. Çocuklara da söyleyelim, böyle misafirlik bundan böyle olacak şey değil. Bu sebeple her iki müvekkilimin de mağduriyetlerine yol açmaması için tahliyesine karar verilmesini takdirlerinize sunuyorum. Buyurun. Daha önce yazılan ve cevabı gelmeyen evrakların beklenmesi, tahliye taleplerinin kabul yolundaki görüşümüzü arz ederiz. Bu konudaki düşünceniz nedir? Tamam. Gereği düşünüldü. 1. Daha önce yazılıp cevapları gelmeyen evrakların beklenmesine. 2. Suçun vasıf ve mahiyeti ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak her iki sanığın tahliyelerine
3. Başka suçtan tutuklu ve hükümlü değillerse salıverilmeleri için savcılığa müzekkere yazılmasına ve ikametgahları sabit bulunduğundan... İzninizle. Lale, bize biraz müsaade eder misin? Güzide ile yalnız konuşmak istiyorum. Tabii babacığım. Kusura bakmayın. Biliyorum gelmemem lazımdı ama dayanamadım. Çok merak Dinle. Ettim. Dinle. Sana bir özür borcum var Güzide. Olaylar benim sandığım gibi değilmiş meğer. O gün sana çok kaba davrandım. Beni affedebilecek misin? Estağfurullah. O günler herkesin birbirini yanlış anladığı günlerdi. Dışarıdan bakınca görünenler aldatıcıydı. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi içim rahatladı. Aha, benim de. Anne! Hakim tahliye kararı verdi. Oh, çok şükür. Çok şükür. Anneciğim. Aman ya, sonunda. Ben söylemiştim sana. Biliyordum böyle olacağını. Annem. Babacığım. Bak gördün mü? Çalıştın, kurtardın bizi sonunda. Ben mi? Evet. Gördün mü babacığım? Sana güveniyorum. Onları kurtaracaksın demiştim. Ben de sana bunu başaracağıma dair söz vermiştim. Biz babamla birlikte çok çalıştık. O kitaplardan not aldı. Ben de kağıtları dosyalara koydum. Aferin. Çok iyi yapmışsın Rüyacığım. Gel böyle, gel. Görüşürüz. Nereye götürüyorlar onları? Hani eve gidecektik? Önce kaldıkları yere gidecekler. Oradan da serbest bırakılacaklar. Merak etme. Birkaç saat içinde evde olacaklar. Teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim bir tane. Kimse dağılmasın. Buradan doğru bize gidiyoruz. Emine bize bir şeyler hazırladı. Hangi ara hazırlık yaptınız? Bizim Emine beceriklidir bilirsin. Kaşla göz arasında bir şeyler yapmış işte. Teşekkürler Ahmet abi. Sen de Emine'den bir şeyler... Teşekkür edeceğim şey. Koğuştakilerin sana selamı var Denizciğim. Sağ olsunlar. Ben çıktığımdan beri bir iki tanesiyle yazıştım zaten. Hmm. Ben de Sema'ya yazmak için söz verdim. Öyle tatlı bir kız ki. Evet çok sıkıntılı bir zamandı. Ama benim için çok garip bir tecrübeydi. O insanları tanımak, ülkeyi tanımak gibi bir şey. Memleketin her yerinden gelen var değil mi? Her yerinden. Sahiden ciddi bir tecrübe olmuş senin için. Deniz. Toplantıya geç kalacağız. Gidelim mi artık? Aa evet. Bizim kalkmamız gerekiyor. Hepimizin yeniden bir yere gelmesi ne güzel Herkese olur. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi biz kalkıyoruz. İyi akşamlar canım benim. Görüşürüz. Ben de sizinle çıkayım o zaman. Tamam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu gece buranın en güzel kızı sen oldun. Babacığım. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar Mehmet abi. İyi akşamlar Ahmet. Yarın sabah görüşürüz. Erkenden. Erkenden. Seni çok özledim. Sokağın başında bekliyor olacağım. Eskiden olduğu gibi. Yarın İzmir'e gidiyorum. Ali Ağa'daki greve katılacağım. Ağa Mehmet de gidiyor. Öyle mi? Evet. Grevi dergiye kapak yapıyoruz. Ben de haber yazacağım. Beraber gidelim o zaman. Tamam. Alo.
Merhaba. Nasılsın? Seni çok özledim. Ben de özledim. Bugün gelebilecek misin? Zannetmiyorum. Rıza amcalardayız. Bir yemek düzenlediler. Hepimiz buradayız. Biliyorum. Ama yarın sabah erkenden gelebilirim. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz. Sen de mi uyuyamadın? Ben bir ara dalmışım, sonra sıçrayarak uyandım. Bunca aydır koğuşta o kadar kalabalıkla kalınca sessizlik fazla geldi. Duydun mu? Rüyanın Ahmet'e nasıl hitap ettiğini duydun mu? Duydum. Artık hiçbir sorun kalmadı. Rüya Ahmet'i babası olarak kabul etti. Artık daha fazla uzatmanın bir anlamı yok galiba. Düşündüm ki ben artık... benim bu evden ayrılmamın vaktidir. Evden ayrılmak mı? Neden sen? Neden ben değil de sen? Burası senin evin. Bu ev benim evim. Hiç ben böyle düşünmemiştim. Bu ev Rüya'nın doğup büyüdüğü ev. Bence sen de böyle düşün. Ayrıca Allah aşkına Yasemin, ev tartışması mı yapacağız? Burada istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben buna ancak memnun olurum. Tamam, biliyorum. Teşekkür ederim ama bu kadar artık fazla, ben bunu kabul edemem. Biz babama gideriz. Onun için de iyi olur. Rüya'nın da alışık olduğu bir yer. Bugün toplanırız. Peki, tamam. Bu kadar ısrar ediyorsan, bu kadar kararlıysan ben akşamüstü sizi bırakırım. Ben çıkıyorum. Daha erken kahvaltı etmeyecek misin? Yok, ben yürüyeyim biraz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gel. Ne? Ne? Kazanmış mıyım? Kazanmışım. Hem de çok iyi bir puanla. Kazanmışım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay bir dakika dur. Çok teşekkür ederim. Hocana saygılı ol bakalım. Bu ne laubalilik böyle? Farkındaysan artık hocama gerek kalmadı. Ayrıca bana öyle geliyor ki istediğimi yapabilirim.
Babam ne olacak peki? Yalnız mı kalacak evde? Evet. Ama sen istediğin zaman buraya gelebilirsin. Necdet'ten ayrılan benim, sen değilsin. Peki biz evden gittiğimizde üzülmeyecek mi? Hepimiz üzüleceğiz Rüyacığım. Ama bazı şeyler üzülmeden olmuyor. Dedem geleceğimizi biliyor mu? Evet. Telefon edip söyledim. Ne dedi peki? Çok sevindi. Hele artık seninle aynı evde kalacağı için çok mutlu. Görüyorsun ki küçük hanım, hepimiz seni çok seviyoruz. Isır bakalım. Bir şey unutmadık inşallah. Zaten bir gece kalacağım Sevim. Bilemedin iki gece. İki yedek gömlek koydum zaten. Teşekkür ederim. Ha, Ali nerede? Odasında. Senin gitmene çok bozuldu, haberin olsun. Neden o? Büyük ihtimal benimle yalnız kalmak istemiyor. Yani biliyorsun, hala ısınamadık birbirimize. Daha doğrusu o bana ısınamadı. Sen böyle düşündüğün için o da öyle davranıyor. Hissediyor bence. Nasıl oldun sen? İşte. Yediğin bir şey dokundu herhalde. Bütün gece tuvaletten çıkamadım. Hah. Ben de sana seslenecektim. Ben gidiyorum. Yarın öbür gün dönmüş olurum. Ben de seninle gelemez miyim? Hem Necmettin abiyi de görmüş olurum. Başka zaman Ali. Bu defa olmaz. Hem matematik kursun var. O ne olacak? Hadi bakalım. Ben biraz daha sağlanırsam geç kalacağım. Gel öpeyim seni. Gidince telefon et, olur mu? Tamam. Varınca ararım. Tamam. Merak ederim seni. Hı-hı. Rüya ne dedi peki? Nasıl tepki gösterdi? Beklediğimden daha iyiydi. Bugünlerde pek olgun davranıyor, nazar değmesin. Sevindim, bu çok önemli. Demek sonunda tekrar eski evindesin. Evet. Rüyanın sana nasıl baba dediğini anlatacaktım. Birden söyleyiverdi Yasemin, kulaklarıma inanamadım. Bunun için çok bekleyeceğimi zannediyordum. Onunla yaşamak harika bir şey. Nasıl iyi bir arkadaş, nasıl tatlı bir şey. Öyledir. Bazen karşında bir çocuk olduğunu unutuverirsin. Hayallerim gerçek oldu Yasemin. Kızım artık beni seviyor. Sana da kavuştum. Daha ne isterim? Bir şey olacak da bu büyü bozulacak diye ödüm kopuyor, biliyor musun? Sabah kapının önünden simit aldım. Yanında kaşar da var. Hadi çayını soğutma. Hadi bakalım. Kurstan sonra seninle sinemaya gidelim mi? Ya da istersen Cağaloğlu'na çıkalım, oradan yeni kitaplar bakalım ha? Daha kitabımı bitirmedim ki. Olsun canım, bitirirsin. Yenisini almak için illa eskisinin mi bitmesi lazım? Sen git. Ben gelmeyeceğim. Senin benimle derdin ne Allah aşkına? Bir derdim yok. Niye böyle davranıyorsun o zaman? Seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama nafile. Ben sıkıldım artık Ali. Yoruldum da. Arkadaşlık dediğin şey iki kişinin çabasıyla olur. Ve bu çabayı tek başına göstermek boşunaymış. Bu belli oldu. Oyuncaklarının bir kısmını özellikle odanda bıraktım ki gelince oynayabil diye, tamam mı? Tamam baba. Ne senin bu suratın hali bakayım? Kızım iki sokak öteye gidiyorsun. Hem biraz daha büyüyünce kendi başına gidip gelebileceksin.
Senden ayrılmak istemiyorum baba. Ya beni unutursan? Unutursam? Ben mi seni unutacağım? Kızım, insan en iyi arkadaşını unutur mu hiç? Unutmaz. Unutmaz tabii. Gel bakayım. O zaman bu soru ne böyle? Hadi toplan bakalım. Gidiyoruz şimdi. Tamam mı? Gidiyoruz. Hı hı. Tamam baba. Onu ben alırım. Hafif zaten. Tamam. Gel bakalım. Efendim, sizinle konuşmak istediğim konu şuydu. Annemle babam sizi ziyaret etmek istiyorlar ve benden haber bekliyorlar. Bu işler burada nasıl olur bilmiyorum ama bu hafta sonu İstanbul'a geliyorlar. Yani eğer siz de müsaitseniz, uygun görürseniz resmen gelebilirler mi? Elbette. Elbette resmen gelebilirler. Çok teşekkür ederim. O zaman haber vereyim hemen onlara. Annem gelemiyor Yaşar. Bunu da haber ver istersen. Ablam burada nasılsa. Artık annenin yerini o tutar, ne yapalım. Ablam Rüya ile birlikte artık bizde kalacak. Öyle mi? Necdet'le ayrılıyorlar. Gerçi sürpriz değil ama biz yine de üzüldük. Hepimiz Necdet'i çok severiz, bilirsin. Birileri ayrılıyor, birileri evleniyor. Hayat işte. Odayı çok güzel hazırlamışsınız. Rüya da çok beğendi. Biz kendimize göre hazırladık. Ama beğendiğinize çok sevindim. Çok beğendik. Uyudu mu? Uyumak üzere. Kitabını kendi okumak istiyor artık. Şimdi efendim, benim size bir haberim var. Ben bu sene üniversite sınavına girdim. Aa, ne zaman yaptın bunu? Hiç haberimiz olmadı. Aslında kimsenin haberi olmadı. Çünkü şimdi bir de kazanamazsam millete rezil olmak istemedim açıkçası. Şimdi söylediğine göre kazandın demek. Evet, kazandım. Çok sevindim Necdet abi. Hangi fakülte peki? Ya aslında ben siyasal bilgiler istiyorum Rıza amca ama Ankara'ya gitmem zor olacak tabii. Daha karar vermedim açıkçası. Puanın o kadar yüksek demek ki. Nasıl yaptın? Vallahi bravo. İnsan aklına koymasın bir defa. Kendi kendine mi çalıştın yoksa kursa falan mı gittin? Yok yok, kursa falan gitmedim. Bir arkadaşım çalıştırdı. Aslında onun sayesinde oldu biraz da. Aferin Necdet. Bak, buna çok sevindim işte. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben de fazla geç olmadan gideyim artık. Yolcu edelim seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Necdet, hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Rüya, uyandın mı? Evet anneciğim. Hadi kızım, geç kalacaksın. Geliyorum anne. Bisküvinin altındaki peyniri görmedim sanma küçük hanım. O bitecek. Çok doydum ama. Şimdi yakalayacağım seni. Gel buraya. Gel buraya. Tuttum işte. Uyuyamadın mı? Daha normal hayata alışamadım baba. Üstüne üstlük bir de düzenim bozuldu tabii. Zor değil mi? Çok zor babacığım. Necdet'le yıllarca aynı evi paylaştık. Alışkanlıklarım olmuş. Şimdi kendimi garip hissediyorum. Üstelik burası benim evim. Kendimi iyi hissedeceğimi zannediyordum. Bu kolay mı Yasemin? Annen gittikten sonra onsuz bir eve alışmam ne kadar zamanımı aldı biliyor musun? Her an mutfaktan çıkıp geliverecek zannediyorum. Üstelik kalbini de çok kırmıştım. Ama alışıyorsun. Bu bize nelere mal oluyor ama alışıyorsun.
Kaldı ki sen bu evde fazla kalmayacaksın, öyle görünüyor. Anne. Anneciğim. Anne. Anne. Kızım, bir şey yok, buradayım. Bir şey yok. Bir şey yok. Yine kötü bir rüya gördün sadece. Ne oldu? Dur. Babam uçurumdan düştü. Onu kurtaramadım. Bana elini uzattı. Ama tutamadım. Bak uyandım. Hepsi rüyaymış. Gördün? Onu yalnız bıraktık. Şimdi evde korkuyor mudur? Sabah uyanır uyanmaz pastaneye gidip ona bakarız, olur mu canımın içi? Tamam. Hadi siz yatın artık, biz iyiyiz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. 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 Biraz sessiz. Ne oldu, niye bu stili konuşuyorsun? Necdet yine kanepede uyuyor. Ne oldu acaba? Ne zaman ters bir şey olsa soluğu burada alır. Biz o tarafa çıkmayalım da uyusun bari. Uyandım artık, zahmet etmeyin. Kalktı. Günaydın. Günaydın. Sabaha karşı dalmışım. Ne oldu yine abi? Yasemin'le Rüya evden ayrıldılar. Dün akşamüstü onları Rıza amcaya bıraktım. Sonra eve döndüm. Evde çıt yok. Çok berbattı. Sonra birden böyle odalardan sesler gelmeye başladı. Rüya'nın kahkahaları geliyor. Yasemin sesleniyor, konuşuyorlar falan. Sanki seslerini bırakmışlar da öyle gitmişler gibi. Abi istersen ben gelip bir süre seninle kalabilirim. Yok canım. Bu daha ilk gün. Toplarız artık. Yavaş yavaş. Ha. Aa, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Aç bak, aç hadi. Ya! Vay be! Üniversite sınavına girdim ve kazandım. Ne zaman ya oldu bu? Yani nasıl bakayım oldu? Abin insanı böyle şaşırtır işte. Bütün sene çalışıp hazırlandım. Daha doğrusu güzide beni çalıştırdı. Aşk olsun, niye söylemedin bunu? İşte. Görüyor musun, kendi kendine neler yapmış. Boş ver, sonuç önemli. Vay be kardeşim be. Şunları da kenara. Tebrik ederim. Abicim, tebrik ederim. Hangi fakülteye gireceksin? Daha karar vermedim. Baba. Allah, kim gelmiş, kim gelmiş? Kim gelmiş? Günaydın. Kim gelmiş? Hoppa! Canım benim. Günaydın. Hoş geldin. Günaydın. Nasılsın? İyiyim babacığım. Rüya Necdet'i görmek isteyince uğradık. Çok özledim. Gel bakayım buraya. Oh, çok özlemişim ben yeğenimi. Öpücükler. Hoş geldin. Günaydın. Kız. Abimin üniversite sınavını kazandığını biliyor muydun? Evet, akşam haberim oldu. Biz de az önce öğrendik. Demek doğum gününe gidiyorsun. Buyurun. Sağ ol. Evet, Gülşah'ın doğum günü. Çarşıya gidip ona hediye alacağız. İşimiz zor. Yine gel, tamam mı? Tamam. Bana da bir öpücük ver bakalım. Hoppa. Süre sağlamasın. Bir tane de buraya o zaman. Oh. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Nasılsın abi? Şimdi daha iyiyim. Ali. Ali. Ben iyi değilim Ali. Konsolun üstünde para var. Okulda toz dersin. Bugünlük böyle idare edelim artık. Tamam mı? Tamam. Bir şey ister misin? Su vereyim mi? Ha yok, ben içtim, sağ ol. Hadi sen git. Kursuna geç kalma.
Biraz dinlenince geçer, merak etme gitsen. Hadi Ali. Selam herkese. Aşk olsun Güzide. İnsan bir çıtlatır yani. Bunu saklamak hanginizin fikriydi? Vallahi benim hiçbir suçum yok. Hoş geldin. Hoş geldin Güzide. Hoş bulduk Teo'cum. Hoş geldin. Bayağı birlik olmalıydı arkadaşlar. Şöyle geçebilir misiniz? Arkadaşlar greve başlıyoruz. Ne polis ne asker, hiçbiri burada yok. Geçen direnişte Foça komando alayı buradaydı. Gerçekten çok tuhaf. Şöyle alabilir miyim senin hizmetini? Tamam. Gel yanıma. Gel arkadaşlar, gel arkadaşlar. Salim sen de şöyle geç. Tamam. İyi. Gel şöyle yaklaş. Evet. Çay içer misiniz? Ver bakalım. Ver bakalım. Geçen sefer komando olayı buradaydı. Evet benim. Arkadaşlar grev haklarımızı almak için yapılıyor. Siz içeri girip çalışırsanız daha baştan kaderinize razı olursunuz. İyi de Necmettin, çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Çalışmasak para da yok. Grev ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ne kadar çok katılım olursa sonuca o kadar çabuk ulaşırız arkadaşlar. İyi, madem öyle söylüyorsun biraz dayanalım bari. Haklısınız arkadaşlar. Biraz daha sabır. Haklarımızı almamız lazım. Durun. Grev var. İçeri giremezsiniz. Grev var biliyorsunuz. Selim abla. Selim abla iyi misin? Selim abla. Arkadaşım içeri giremezsin. Neden giremiyormuşuz? Grev var, içeri giremezsin, hadi dön geri. Kimse beni yolumdan çeviremez. Ben gireceğim. Kardeşim kapalı, grev var. Dur. Siz kimsiniz ki bize engel oluyorsunuz? Çekil yolumdan. Grev var. Kapalı diyorum, boşuna uğraşıyorsun. Grev var. Kardeşim kapalı diyorum, grev var, anlamıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Necmettin! Ambulans çağırın! Necmettin be! Ambulans çağırın! Ambulans! Çabuk! Dayan. Hadi kardeşim. Dayan Necmet. Tamam, bir şey mi? Ambulans çağırın. Dayan. Merak etme, ölmeyeceğim sana. Sadece yaralandım. Yorma kendini kardeşim. Cebimde grev kağıtları var. Onları aldık, kanlamasın. Yorma kendini. Greve devam et. Ambulans çağırın çabuk, hadi. Dayan kardeşim, dayan. Telefon nerede, ne edebilirim? Dayan.
Merhaba. Neredeyim ben? Hastanedesin Sevim'cim. Nasıl gelmişim buraya Selma? Ali getirmiş. Beni aramış ama dispanserden eve gidiyordum herhalde. İki tarafta da bulamamış. Sonra bir taksi çağırmış. Şoförün yardımıyla seni arabaya bindirmişler. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyin varmış Selma? Hastamız kendisine gelmiş güzel. Hastaneye nasıl geldiğini hatırlamıyormuş. Sen ne zamandır bu haldesin Sevim? 2 gündür falan. 2 gündür hayatım tuvalette geçti. Bir şey dokundu herhalde. Su kaybettiniz demek. Şimdi anlaşıldı. Vücudunuz susuz kalınca üre yükselmiş. Bir şey hatırlamamanız üre şokundan kaynaklanıyor. Üreyi düşürmeyi başardık. Şimdilik diyalize gerek kalmadı. Hastanede kalmasına lüzum yok. Çok sevindim. Ben de. Geçmiş olsun Sevim Hanım. Sağ olun. Bol su içsin. Tabii protein kısıtlaması da yapmamız lazım. Teşekkür ederiz. Ha, bir şey çok söyleyeyim. Teşekkür ederim Ali. Ödümü kopardın. Çok kötü günler geçirdik ama... çok iyi oldu baksana bizim için. Neden? Güzel arkadaş olduk seninle. Şoförü yakalamışlar. Alel acele uzaklaştı ya buradan. Sonra arabadan atlamış. Bizim işçiler peşini bırakmamış, yakalamışlar. Deniz motorunu atlayıp denizde açıldığını söylemişler. Adı Kazım Koyuncu. 7 saat sonra yakalandı işte. Necmettin gittikten sonra. Adı ne demiştin? Kazım Koyuncu. Kazım Necmettin'i münakaşa ederken olayı izleyen işveren eliyle geç geç yaptı. Evet, ben de gördüm. Resmen işaretleştiler. İşte o zaman katil tabancasını çekti. Direniş 15 gündür sürüyor. Jandarma her gün nöbet tutmuş. Ama nedense bu sabah yoklardı. Dökülen kanın hesabını soracağız arkadaşlar. Arkadaşlar, burada bir tren hazırlayacağız. Yarın Ankara'ya götüreceğiz. Oraya gömülecek. Ambulansla Menemen'i hastaneye götürülürken yolda ölmüş. Güya jandarma rafineride sıkı güvenlik tedbirleri almış. Aferin. Bunu Necmettin abi öldürülmeden önce yapmadılar, şimdi yapıyorlar. Hakkı biletleri almaya gitti. Bugün İzmir'e yetişemeyiz ama yarın Ankara'daki törene gideriz. Hala inanamıyorum ya. Gözümün önünden gitmiyor. Ben bakarım. Alo. Merhaba Salim. Tabii hemen veriyorum. Şimdi yolda olması gerekiyordu. Neden telefon açıyor ki? Ses bir garip geliyor. Salim, hala İzmir'de misin? Salim. Tamam. Tamam o zaman. Ben de yarın Ankara'ya geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ne oldu Emine abla? Necmettin Giritlioğlu'nu öldürmüşler. Benim hemen ilk otobüsle Ankara'ya gitmem lazım. Necmettin Giritlioğlu kim? Salim'le Emine'nin arkadaşları çok iyi bir sendikacı olduğunu söylerler. Ayrıca çok iyi bir insandı. Çok bilgili. Çok kültürlü. Hep bir iyiler ölür be kardeşim. Dur bir dakika, ben seni bırakırım otobüs garajına. Görüşürüz. Tamam. Ay, yatmaktan sıkıldım. Hem artık iyiyim de. Biraz sizinle oturacağım Selma. Kek ister misiniz Selma? Aa bak, ondan bir parça alırım işte. Az önce Mehmet aradı. Hasta olduğumu söylemedin inşallah. Yok söylemedim. Haberler kötü Sevim. Rafinerisinde dün başlayan grevde Yapı İş Sendikası Başkanı Necmettin Giritlioğlu şoför Kazım Koyuncu tarafından tabancayla öldürülmüştür.
Canım. Sevgilim. Her şey dün gibi değil mi? Evet. Aynı heyecanla koştum. Nasıl geldiğimi bilemedim. Sanki az önce ayrılmışız gibi. Islığını duyduğumda kalbim nasıl deli gibi atmaya başladı bilsen. Sen o günlerdekinden daha çok aşığım Yasemin. Bu anı ne kadar özlemişim. Biz neler yaşamışız Ahmet. Neler kaçırmışız. Hep bu anları hayal ettim. Bana dayanma gücü veren bu anlardı. Bana da. Rafineri önünde tören izni veremem. Biz burada bir ölü verdik. Gerekirse daha birçok ölü veririz. Ama o töreni Necmettin'in vurulduğu yerde yapacağız. Rafinerinin güvenliği söz konusu. Bakın, basın bu olayı çok dikkatle izlemektedir. Ayrıca abisi ve ablası buradalar. Onlara da sormamız lazım. Kardeşimiz için yapılacak bu törenin sükunet içinde geçeceğini biz size garanti ediyoruz. Arkadaşlar onunla vedalaşmak istiyor. Bu tören olmadan cenazeyi Ankara'ya götürmeyiz. Necmettin ölür, bin Necmettin doğar. Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi sömüren patronlara, toprak ağalarına, kanımızın son damlasına kadar direneceğiz. Arkadaşlar, sevgili başkanımız, arkadaşımız, yoldaşımız Necmettin, iğrenç bir tertibin sonunda aşağılık bir katil, bir ajan tarafından öldürüldü. Şimdi hepimiz birer Necmettiniz. Hep birlikte devrim anı geçeceğiz. Bizi ezen Amerikan emperyalizmine. Bizi ezen emperyalizmine. Ve her türlü sömürüye karşı. Ve her türlü sömürüye karşı. Yaşadığımız sürece. Cenaze devrimci marşlar söylenerek mezarlığa götürülmüştü. Cenaze korteji mezarlığa giderken site öğrenci yurdunun önünden geçtiği sırada burada üstlenmiş olan sağcı öğrenciler tarafından taşlanmıştır. Atılan taşlardan otobüste bulunanlardan bazıları hafif yaralanmıştır. Beğendin mi çizgi filmi? Tom çok aptal baba. Jerry hep onu kandırıyor. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Annen gelip seni oradan alacak ya. Sen yalnız kaldın diye üzülüyorum.
Ama ben yalnız değilim ki bir tanem. Teo var, Lale var, sen varsın. Ama artık yanında değilim. Evet değilsin ama ben seni düşünüyorum. O zaman da kendimi yalnız hissetmiyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Bak şimdi gözlerini kapat. Abra kadabra sevdiğimi göster bana dersen belki beni görebilirsin. Sen öyle mi yapıyorsun? Evet tabii ki ben öyle yapıyorum. Çok komik, nasıldı? Abra kadabra sevdiğimi göster bana. Abrakadabra, sevdiğimi göster bana. Aç şimdi gözünü. Kim var? Buradayım işte. Gel bakalım. Neydi? Abrakadabra, sevdiğimi göster bana. Aferin. Necmettin abi de gitti. Bu iş böyle mi devam edecek? Yoldaşlarımızı birer birer kaybediyoruz. Ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bunların hesabı bir gün elbet sorulacak Harun. İş başa düşüyor. Filistin'de savaşmayı boşuna mı öğrendik biz? Birazdan yola koyulmamız lazım. Otobüsü kaçırmayalım. Vallahi ki sen de geliyorsun ha. Aklım yerse sen de kalıyor. Merak etme. Bana bir şey olmaz. Bir ara da hazır vakit bulduğumuzda artık Metruk'ev ziyareti yapalım mı? Olur. Yapalım. Adayı çok özledim. Bu yaz çok az gidebildik. O günlerin kıymetini bilemedik arkadaşlar. Neyin kıymetini bilemedik oğlum? Ne güzel eğlendik işte, daha ne olsun. Tadını çıkardık bence. Işık'tan ne haber? Vallahi Yaşır'ın ailesi hafta sonu kız istemeye geliyormuş. Şimdi bu kız düğün falan da yapar ha. Beklenir yani ondan. Boşver. Ne istiyorsa yapsın. Bizi önemsese lafımızı dinlerdi. Ya bana ne ya, ne yaparsa yapsın. Ben zaten silmişim defterden onu. Hoş geldin canım. Merhaba. Başın sağ olsun Mehmet. Teşekkür ederim. Ne haber Ali? İçeri gelseydin. Sabah sabah Rıza amcayı rahatsız etmek istemedim. Ay bilakis memnun olurdu. Seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Ne zaman geldin? Bu sabah. Bizimkiler Ankara'daydı. Onlarla birlikte döndüm. Otobüsten iner inmez de. Biz artık görüşmüyoruz. Herhalde haberin vardır. Var. Bu evlilik kararından emin misin Işık? Bak bu çok önemli bir karar. Biliyorum Harun. Benim derdim Yaşar'ın politik görüşleri değil. Onu çok iyi tanıyorum. Sen Yaşar'la yapamazsın Işık. Bu ilk heyecanlar geçince çok farklı birini göreceksin. Tabii seni de çok iyi tanıyorum. Hatta senden bile iyi tanıyorum diyebilirim. Biz birlikte büyüdük Işık. Sana olan duygularım yüzünden böyle konuştuğumu düşünme. Ben hayallerimden çoktan vazgeçtim. Ama senin hayal kırıklığına uğramanı istemiyorum. Yaşar'a söz verdim Harun. Ayrıca onu seviyorsun. Bu sevgi ne kadar gerçek? Onu çok yakından tanıdım. Ben başka bir Yaşar görüyorum. Ona güveniyorum ben. Peki. Mutlu olmanı dilemekten başka elimden bir şey gelmez o zaman. İnşallah sen haklısındır. Tamam mı? Tamamdır. Kaydımı yaptırdım. Artık bir üniversite öğrencisisin. Evet, demek. Aynen öyleyim. Peki sosyolojiden emin misin? Çünkü siyasal istiyordun diye soruyorum bunu. Şimdi Ankara'ya gidemeyeceğime göre sosyoloji değil, boş ver. Beğendin mi okulu? Evet, çok güzel. Çok önemli mezunlar vermiş bir okul. Burada okumak büyük avantaj. Zaman ne çabuk geçti. Birazdan gitmem lazım. Akşam Yaşar'ın ailesi geliyor. Sahi sen
sen ne düşünüyorsun bu evlilik konusunda? Çok içime sindiğini söyleyemem. Yaşar iyi bir çocuk da bu yeterli mi bilmiyorum. Işık'la farklılar Ahmet. Çok açık. Bizim çocukların da tepkisi Yaşar'ın politik görüşlerine. Onların da içine bu yüzden sinmiyor. Tabii o da var. Ama birbirlerini seviyorlar. Yapılacak bir şey yok. Sevenlerin ayrılmasının ne acı bir şey olduğunu bizden iyi kim bilebilir? Işık'ın benim yaşadıklarımı yaşamasını asla istemem. Hep bize örnek aldığını söylemişti bana. Ama kim bizim gibi olabilir ki? Kimse. Bizim aşkımız fırtınalarla tecrübe edildi. Sevim ben İzmir'deyken olanları anlattı Ali. Seninle gurur duydum. Artık gözüm arkada kalmadan Sevim'i sana emanet edebilirim. Ne lazımsa yaparım Mehmet abi. Merak etme. Biliyorum. Ama beni en çok sevindiren ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sevim'le aranızın düzelmesi. Arkadaş olmanız. Yemeklerimiz hazır, hadi gelsenize sofraya. Niye gülüyorsunuz? Hayatımızdan memnunuz çünkü. Ben de memnunum. Hele hep beraber şimdi sofraya oturacağız ya. Çok mutluyum. Hadi gelin. Gel. Versene. Yenge. Hı. Ben çıkıyorum. Keriman Hanım'ı elektrik tedavisinden alacağım. Çok da şıksın bakıyorum. Son zamanlarda kendine çok özen gösteriyorsun. Temiz pak olmaya dikkat ediyoruz tabii haliyle. Biliyorsunuz artık Keriman Hanım'ın sadece şoförü değilim. Başka işlerine de bakıyorum. Şu kadından bir türlü kurtulamadın gitti. Ya ben bırak şu işi dedikçe sen daha çok batıyorsun. Ya yalnız mı bırakayım kadıncağızı yenge? Merak etme, yerine hemen birini bulur. Vallahi ben işimden memnunum hanımlar. Öyle bırakmaya falan da niyetim yok, bilesiniz. Hadi eyvallah. Bir gün başı belaya girince görecek gününü. Ya bunca tehlikeye rağmen neden hala bu kadından vazgeçmiyor hiç anlamıyorum. Bil bakalım neden. İşler daha ilerlemeden onunla konuşsan iyi olur anne. Çok teşekkür ederiz. Çiçekler çok güzel. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Bir tane daha almaz mısınız? Yeter kızım, sağ ol. Sağ ol. Ne diyorsunuz efendim bu son işçi olaylarına? Vallahi ben pek anlamıyorum bu işlerden Rıza Bey. En doğrusunu büyüklerimiz bilir. Hep anarşikler yüzünden diyorlar. Devlet bir çaresine bakacaktır herhalde. Bizim oralarda pek böyle şeyler olmaz. Yakında sizin oralara kadar gelir. Giderek büyüyor olaylar. Fatsa'ydı değil mi sizin memleket? Evet Fatsa. Ama bize kadar gelmez böyle şeyler. Biz kendi işimize bakarız. İşimiz varımız yoğumuz fındık. Biraz da mısır. Baharda don vurmasın. Mahsul iyi olsun. Sonra da devlet iyi bir fiyat versin. Biz bunlara bakarız. Ajanstan dinliyoruz. Buralar karışıkmış. Ne isterler bilmem. Gencecik insanlar sokakta kavga ediyor. Olacak iş değil. Allah hepsine akıl fikir versin. Neyse çok şükür Yaşar bu işlere karışmıyor. Değil mi oğlum? İstanbul'a ilk gelişiniz mi? Yok, daha önce gelmiştik. Ama yolunu izini bilmeyiz tabii. Burası çok büyük şehir. Eve mi gidiyorsunuz? Evet Kamil. Bu tedavi bitse de rahatlasam. Çok sıkıldım artık. Ağrınız var mı? Yok. Aslında artık iyiyim ama
Kamil. Buyurun. Rıza abi hiç aradı mı? Ah, o iş hallolmuş Keriman Hanım. Rıza abi de bunu haber vermek için aradı zaten. Birilerini sokmuş araya, ricacı olmuşlar. İzmir defteri artık kapandı anlayacağınız. Peki beni hiç sordu mu? Sağlığınızla ilgilendi tabii. Ben gerekli bilgiyi verdim. Aa, kahveyi nasıl içeceklerini sormadı. Emine abla çok fazla şeker atmıyor musun? Onlar kahve içmeye değil, seni istemeye geliyorlar. Kahve şekerliyse kızın gönlü var demektir. Ama istiyorsan sade yapalım kahveyi. Ay yok yok, birazcık daha şeker atalım o zaman. Gerçi kahve senin yapman gerekiyordu ama. Oh iyi valla. Kahveleri Emine'ye yaptır, çikolataları Rüya'ya dağıttır. Ondan sonra al tepsiyi git. Bu nasıl görücüye çıkmak küçük hanım? Aşk olsun abla, görücü falan demesene, zaten utanıyorum. E ne diyeceğiz peki? Sinir şeyler. Elinize düştüm değil mi? Al. Dökmeden götür bari. O kadarını becerebilirim artık. Ah Nezahat ablacığım olacaktı ki görecekti kızını. İnşallah nikahına gelir. İnşallah. Buyurun. Sağ ol. Yani master bitene kadar bu işte devam edeceksin öyle mi? Evet, çok zamanımı almıyor. İşçilerle iyi anlaşıyorum. Buyurun. Ama daha iyi bir iş fırsatı çıkarsa da değerlendiririm tabii. Sağ ol kızım. Sağ ol aşık. Buyur babacığım. Sağ ol. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Oğlumuzu tanıdınız. Büyüye saygılıdır. Yalan bilmez. Vatanına, dinine, diyanetine bağlı bir evlat yetiştirdik. Bugünlere getirdik. Kızınızı da gördük ve sevdik. Onlar zaten birbirlerini tanımışlar. Cenab-ı Hak herkesin gönlünce versin. Biz varlıklı değiliz. Kıt kanaat geçiniriz. Ama evladımız için her şeyimizi feda ederiz. Yaşar akıllıdır. Çalışkandır. Vefalıdır. Kadir kıymet bilir. Bizim kusurumuza bakmayın. İstanbul adetlerini pek bilmeyiz. Eğer siz de münasip görürseniz, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Işık'ı oğlumuz Yaşar'a istiyoruz. Versek mi vermesek mi? Evet. Gönül ferman dinlemiyor. Bize düşen onları mutlu görmek. Öyle değil mi? Çocuklar anlaştıktan sonra bize de evet demek düşüyor. Bir baba için en zor anlardan biri. Ama aralarında sevgi var. Tabii bu çok önemli. Hı? Tamamdır. Verdim gitti. Yaşar ver onları tepsiye koyalım. Hayırlı olsun. Bu iş bana mı kaldı? Biz böyle münasip gördük Rıza Bey. Peki o zaman. Makas burada Rıza Bey. Kesiyorum. İnşallah çok mutlu olursun Aşık. Teşekkür ederim babacığım. Hayırlı olsun kızım. Sağ olun. Allah mutlu etsin kızım. O artık sana emanet Yaşar. Kızıma iyi bak. Söz veriyorum. Öpeyim baba. Tebrik ederim Aşık. Ya senin derdin iş falan değil Kamil. Sen resmen bu kadına aşık olmuşsun. Yenge ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hem de nasıl duyuyor? Senin de duysa iyi olacak. Hayır sonunda üzülmeyeceğini bilsem ne halin varsa gör derim ama... Ya ben anlamıyorum. Bu kadın hakkında neden bu kadar kötü düşünüyorsunuz? Çünkü geçmişini biliyoruz. Sen de hatırlasan iyi olur. Bir yuva yıktın ne çabuk unuttun. Ya zaten derdim başımdan aşkın. Bir de siz üstüme geliyorsunuz. Vallahi yeter artık ya.
boş ver anne. Ne istiyorsa yapsın. Yaşasın ve görsün. Nasıl boş veririm kızım? Sonunda onu teselli etmek bize düşecek Ayla. Bunu o zaman düşünürüz anne. Belki yakında aklı başına gelir. İnşallah. Sendika yöneticilerinin yargılanmasına devam ediliyor. İnönü ODTÜ rektörlüğüne asaleten atandı. Gerillalar tarafından bir uçak daha kaçırıldı. Hekimler yeni tasarıyla mecburi hizmete tabi tutulacak. Dekan Gürelli sıkı yönetime fakültenin aranmasının kanunsuz olduğunu bildirdi. Üniversite sınav sonuçlarına göre 29 bin genç açıkta. 8 aydır tutuklu bulunan Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildi. Oo arkadaşlar, bu ne güzel sürpriz böyle. Deniz, sonunda çıktın be. Kardeşim Deniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Geçmiş olsun Deniz. Sağ olun çocuklar. Arkadaşlar önce beni askerlik şubesine götürecek. Tamam, biz de oraya geliriz o zaman. Hı, tamam. Alo. Alo. Efendim? Θέλω να μιλήσω με τον Θόδωρο. Teo galiba seni istiyorlar. Baksana. İki tane daha verir misiniz? Θόδωρο, εγώ είμαι η θεία σου, η Τασούλα. Θεία Τασούλα, πώς είσαι? Εγώ είμαι καλά. Η μαμά μου? Άκουσέ με. Ki hafti kala. Endaksi, endaksi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Gizide? Ay iyiyim. Necdet bizim pastaneye uğradı. Gelmem için çok ısrar edince onu kıramadım. Dayanamadım İyi geldim. Ha geliyor. Sivas'taki askeri birliğe teslim olmam gerekiyormuş. Ne yapacaksın? Hele bir İstanbul'a gidelim de. Sen içeride yat yat paslanmışsındır şimdi. Yattığımı kim söylüyor? Hiç boş durmadım. Yusuf'la haberleştim. Bu arada onun vasıtasıyla Hüseyin'le de görüştüm. Arkadaşlar, İstanbul'a gidince konuşmamız gereken şeyler var. Oo heyecanlandım. Şimdi niye konuşmuyoruz? Acele etme Deniz, sabırlı ol. Şu ileriden otogara giden otobüsler kalkıyor. Hadi, hadi gidelim. Hı-hı. Ne oldu Teo? Kimdi arayan? Teyzem. Atina'dan arıyor. Hayrola, kötü haber mi? Annem çok hastaymış. Gelsen iyi olur diyor. İlle de gel dediğine göre durum sahiden kötü. Anlayacağınız bana Atina yolu göründü. Onu yalnız bırakmayalım. Atina'ya da yalnız gitmesin. En iyisi ben de gideyim onunla. Çok iyi yaparsın Necdet. Allah korusun ters bir şey olursa. Ama şeyi unuttuk. Maliyeden geleceklerdi ya abi. Tabii ya. İkimizden birisinin burada olması lazım. Hayır, ne kadar kalacağınız belli olsa. Ama ben gidebilirim Teo'yla. Hem belki daha iyi olur. Orada yardımım falan dokunur. Bak bu daha iyi bir çözüm gibi görünüyor. Tamam tamam, sen git, daha iyi. Ben o zaman bir havaalanını arayayım. Ha, bu akşam rüya geliyor bana. Yani bir program yapamayacağız. Erkenden eve gitmem lazım. Hazırlık yapmam gerekiyor. İstersen sana gelip yardım edeyim. Öyle mi diyorsun? Tabii. Olur valla. Ben gidip şuna bir bakayım. Nasıl? Nikahta gelir değil mi? Sana her şey yakışıyor Yasemin. Çok güzel görünüyorsun. Bu gidişle gelini gölgede bırakacaksın. Bunu hiç istemem. Bana fikrimi sorarsan böyle cevap alırsın işte. Bu gece baş başayız değil mi? Evet. Rüyayı Emine alacak o kupa. Sonra Necdet'e bırakacak. Bu gece onda kalacak biliyorsun. Biliyorum. O zaman biz de odamıza gideriz.
Çocukluğum bu evde geçti Lale. Annem 6-7 Eylül olaylarından sonra Atina'ya teyzemin yanına gitmek zorunda kalıncaya kadar bu evde çok mutlu günler geçirdik Lale. Tabii bahçe böyle değildi. Annem çok uğraşırdı. Ben gitmek istemedim. Babanın yanında çalışmayı tercih ettim. Zaten eniştem de pastaneyi ona devretmişti. Bildiğim alıştığım bir ortamdı. İstanbul'dan gitmeyi gözüm almadı. İnsanın doğup büyüdüğü yeri terk etmesi ne kadar zor biliyor musun? Tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun? Ha? Ha. Bu toprağı anneme götüreceğim Lale. Her konuşmamızda bana bahçesini sordu. Ben de arada gidip bakıyorum dedim. Şimdi bu toprak ona iyi gelecek. Ne kadar çabuk oldu değil mi her şey? Mutfakta elim hızlıdır biliyorsun. Bakalım Rüya da beğenecek mi yemekleri? Ya ne diyeceğim? Sen de yemeği kalsana. Emin misin? Eminim. Ha, geldi, dur sana. Baba! Baba! Hoş geldiniz! Hoş geldin. Hoş geldin Işıkçığım. Benim hemen çıkmam gerekiyor. Kusura bakmazsın değil mi? Aa, yok canım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Baba, bugün öğretmen benim resmimi panoya astı. Öyle mi? Ne yapmıştın? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi. Bak burada kim var? Merhaba Rüya. Merhaba. Hatırladın mı Güzide'yi? Evet. Hani baş başa yiyecektik? Ben önlüğümü çıkarayım mı? Tamam, hadi sen önlüğünü çıkar bakalım. Hadi koş. Kusura bakma, bugün tersliği üstünde galiba. Bence kıskandı. Galiba. Ama çok normal tabii, nasıl da düşünemedik. Ben gideyim Necdet. Sen de verdiğin sözü tut, kızınla baş başa ol. Tamam, peki. Yarın görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kusura bakmıyorsun değil mi? Hayır. Çok teşekkür ederim. Önlük çıkmamış hala. Merak etme, gücü de gitti. Öyle mi? Neden? Sence neden? Ben ayıp ettim. Neyse, yok bizi yani. Sen onu severdin halbuki. Ama bu gece seninle baş başa kalacaktık. Söz vermiştin. Evet, haklısın. Ben de bunun için senden özür dilerim. Hadi bakalım, çıkar şu önlüğü de yemeğimizi yiyelim. Yakamı çözer misin baba? Çözerim. Gel bakalım. Bize hemen arayın. Merak etmeyin. Tamam mı? Merak etme abi. Düzden aldık. Teo. Heh, hadi. Hadi. İnşallah annem bir an önce iyileşir, tamam mı? İnşallah. Ya seni de böyle tek başına bırakıyoruz, hiç içime sinmiyor. Ya sen beni merak etmesene, ben idare ederim. Hem kızıyordun bana işe asıp duruyorsun diye, şimdi acısını çıkartırsın. Tamam, tamam, sağ ol orada, sağ ol. Ben onu yalnız bırakmam, yardım ederim, ha, merak tamam. etme. Teşekkür ederim Gizli. Rica ederim. Hadi. İyi yolculuklar. Ya bırakmadınız ki sizi havaalanına bırakayım. Ne olacak bu pastane iki saat patronsuz kalsa? Aa, taksi geldi, gerek yok diyorum sana. Taksi geldi zaten. Hadi. Hadi, hadi görüşürüz, hadi. Hoş geldin baba. Kızım. Anne, babam geldi. Hoş geldin. Fakülteye gidiyorum. Önce uğrayıp sizi göreyim istedim. İçeri gelsene, sana çay ikram edelim. Hadi gel, ne olur. Hemen gitmem lazım bir tanem. Ben de sizi özledim. Bu akşam birlikte yemek yer miyiz diye sormaya gelmiştim aslında. Elbette, çok seviniriz. Değil mi Rüya? Tamam. O zaman 7 gibi gelip sizi alırım. Nasıl bir yere gidiyoruz, nasıl giyinelim? Şık bir yere gidiyoruz. Ama siz zaten hep şıksınız. Oo, ne hoş.
Ama şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle baba. Güle güle. Ne giyeceksin? Daha düşünmedim, sen? Pembe kabarık elbisemi giyeyim mi? O biraz fazla süslü değil mi? Arkadaşlar, bundan sonra ne yapacağımızı iyice düşünmemiz lazım. Artık bir karar verip hızla harekete geçmeliyiz. Biz zaten hazırız Deniz. Senin çıkmanı bekliyorduk. İstanbul'daki arkadaşları bilmiyorum ama ODTÜ'deki yoldaşlar aynı senin gibi düşünüyor. Bunu biliyorum Deniz. Yürkan, seninle biraz yürüyelim mi? Yalnız konuşmak istiyorum. Yürüyelim. Çay içer misiniz? Olur. İçeriz. 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 Ben Çey'nin yoluna inanıyorum. Yani gerilla savaşı, halk savaşı. Buna göre örgütlenmemiz gerekiyor. Ben buna inanmıyorum Deniz. Öyleyse yollarımız ayrılıyor. Arkadaşlar ne düşünüyor? Çoğu benim gibi düşünüyor. Ama sen yine de bir konuş. Dudaklarımı boyayacağım. Daha bilmen lazım. Hem senin dudaklarını boyamaya ihtiyacın yok ki. Zaten yeterince kırmızılar. Geldi. Ben bakarım. Koş. Gürkan, bir süreliğine tekrar Filistin'e gitmek istiyorum. Ne dersin? Bir miktar para lazım. Serseri Ahmet'le Sara Engin'i de istiyorum. Ha bir de unutmadan benim fedai kartı sendeydi. Onu da ver. O olmadan Suriye'de başımız belaya girer. Sen önce bir Ankara'ya geç. Siyasal'da ODTÜ'de falan birkaç gün kal. Ben istediklerini arkamdan çocuklarla gönderirim. Fedai kartını babam saklıyor. Ondan alıp Serseri Ahmet'e veririm. Sana getirir. Kardeşim. Önce Ankara'ya, oradan da Filistin'e geçecek. Peki annesinin durumu nasıl? İyi değil abi. Teo annesini öyle görünce morali çok bozuldu. Hay Allah ya. Sen de iyi ki onu yalnız bırakmamışsın Lale. İyi ki. Selam ben söyle. Ben seni sonra ararım. Güzide'yi çok tamam selam. Tamam canım. Onun da selamı var. Hadi Teo'yu öp bizim için. Tamam abi. Durumu parlak değilmiş. Benim yarın sabah erkenden dersim var canım. Gitmesem daha iyi olacak. Şimdi burayı bırakamam, hiç öyle bakma bana. Hem düşünüyorum da ben biraz boyumdan büyük bir işe mi kalkıştım? Hayır efendim. Boşuna onayımı almaya falan çalışma Necdet. O derse gideceksin. Ben yarın bütün günümü burada geçiririm. Ama
Bak sen kendi işini ihmal ediyorsun. Baban kızmaya başlayacak sonra. İşimi ihmal falan etmiyorum, merak etme. Sabahları biraz daha erken ayaklanıyorum, o kadar. Hem ben hayatımdan memnunum. Burada seninle olmak için ne bulunmaz bir fırsat çıktı. Kaçırır mıyım ben bunu hiç? Olur. Çikolata olmuşsun. Siz kendinizi görmüyorsunuz ama... şu anda karşımda dünyanın en güzel, en tatlı anne kızı oturuyor. Sizin de karşınızda dünyanın en şanslı adamı oturuyor. Biliyor musunuz? Ne zamandır hayal ettiğim bir şey var. Çok uzun zamandır hem de. Ama bunu tek başıma gerçekleştiremem. Bunu siz olmadan düşünemem bile. Sizinle hayatı paylaşmak. Sabahları birlikte uyanmak. Masaya birlikte oturmak. Seyahat etmek. Gülüp eğlenmek. Üzüntülü olduğumda size yaslanmak. Sizi mutlu etmek istiyorum. Yani kısaca... benimle evlenir misiniz?